Eko Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam ediyor. Efendim Eko Kadın'da iletişim uzmanı Serap Hoca'yla sohbetimiz devam ediyor. Pazarlamayı konuştuk, iletişimi konuştuk ama bir de itibar yönetimi var. Şimdi Sayın Hoca, birincisi şirketler itibar yönetimini bu dijital ortamda nasıl yapacaklar? Bu bir. İkincisi yine tersten tüketici cephesinden ve en çok tüketenden bakmak istiyorum. Ya bu benim uydurduğum bir şey değil. Satış grafikleri bunu gösteriyor. Kadınlar ve çocuklar iyi harcıyor. Daha karar verici bunlar diyelim. Evet. En çok parayı o harcıyor dedim mi? Şimdi yanlış da anlaşılır. Karar verici bunlar. Evet. Orada dijital dönüşüm, dijital sahada itibar yönetiminde neye bakıyorlar mesela? Önce şirketler, sonra tüketici açısından. Tabii bakalım. Şirketler açısından şöyle diyebiliriz. Artık çok fazla nüfus çok büyük, dünya çok büyük ve insanlar güvenirlik arıyor. İnternet alışverişlerinde güvenirlik örnek verirsek eğer çok düşüktü ama yükselmeye başladığını görüyoruz. İnsanların da yavaş yavaş güvenmeye başladığını görüyoruz. İnsanlara öncelikle ulaşmak. Kendini itibarlı olarak prestijini koruyarak nasıl ulaşabilirsin? Şirket bunu nasıl yapabilir? Arama motorları çok fazla aktif kullanılıyor. Burada yine bahsettiğiniz gibi SEO işlemleri yapılıyor dijital itibar anlamında. Yine geleneksel itibar yönetimi anlamında dergiler, televizyon kanalları, YouTube kanallarının aktif kullanımı, kendini markana doğru ifade edebilmek için gereken her şey itibar yönetimine katkı sağlıyor. Bu anlamda şirketler hem kendi işlerinde dijital dönüşümü gerçekleştiriyorlar. Bunu sadece işte şirketimizin web sitesini yeniledik şeklinde değil de web sitesine son kullanıcıya faydalı olabilecek her şeyi ekledik mi? Örneğin bir kullanıcı web sitesinde WhatsApp bağlantısını görmekten mutlu oluyor. Çünkü biliyor ki WhatsApp'tan mesajının okunup okunmadığını görebilmek bile mutlu ediyor tüketiciyi. Yani koy bir şeyler devri bitti. Evet. Yani bir site açtık, koy bir şeyler bitti. Kesinlikle. Yani yönetmeniz gerekiyor. Yönetmeniz gerekiyor ve en önemli şey itibar yönetiminde sürdürülebilirlik. Siz uzun vadede bir şeyler yapıp hemen bitiriyorsanız bu anlamsız. Uzun vadede yaptığınız bütün çalışmalar karşılığını verecek. Bu anlamda yapılan örneğin yine web sayfasından chatbox'lar var. Çok minimum cüzi rakamlarla kurulan chatbox'lar size buyurun ne istemiştiniz, ihtiyacınız neydi, size nasıl yardımcı olabilirim gibi sorularla ulaşıyorlar. Bazen sesli ulaşabiliyorlar. İsterseniz arayabiliyorlar sizi, müşteri hizmetlerine yönlendirebiliyorlar. Bu gibi ayrışan ve içerisinde çok fazla sıkça sorulan sorulara yer verilen, işte site haritası gibi bankaların sitelerinde artık çok fazla değişiklikler görüyoruz. Mobil uygulamalarında. Ki bankacılığımız dünyada da iyi bu kesinlikle konuda. Kesinlikle iyi, daha da iyi hale geliyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan ve sorunu çözen. Yani pazarlamanın da aslında altında yatan şey bu. Siz pazarlıyorsunuz, çok güzel cicili bicili paketlere sarıyorsunuz. Çok da güzel her yere satmış, her istediğimiz marketin rafında bulabiliyoruz, mahallemizin bakkalında dahi bulabiliyoruz. Ama ürün kaliteli değilse iş bitiyor. İş bitiyor. Bir şey soracağım. Bunlar mesela bir firma buna karar verse, ya bu bahsettiğiniz işte mesela WhatsApp butonunu diyeyim, evet. Ben eskilerden kaldım ya, pek anlamam bu işlerden. Butonunu koyalım oraya. Çok pahalı mıdır? Mesela bir firmanın oraya geçişi çok pahalı mı? Hayır, kesinlikle. Siteyi yeniden mi yapması gerekiyor? Nedir? Yok, kesinlikle öyle değil. Tabii ki eskiden yapılmış olan one page sayfalardan söz etmiyorum. Biraz daha dinamik altyapıyla hazırlanmış bir parça yazılım içeren web sayfaları, modern web sayfalarına eklenebilir bir özellik. Şöyle bir sağlama yapabilir miyim? Mesela benim firmamın sayfası mobile uyumluysa mesela geçebilir miyim buna? Rahatlıkla. Zaten mobile uyumlu olmalı. Çünkü kullanımların hepsi artık neredeyse %90'ı mobilden kullanım. Mobil zaten olmalı. Ama mobile olmasa bile sizin sadece WhatsApp oraya butonunu ekletmeniz çok zor değil. Bunu yazılım maliyet getirmiyor firmaya yok, yani. Yok, kesinlikle maliyet yok ama altında bir ince fikir var. Yani biz bunu koyalım ve en önemlisi o müşteri ulaştığında cevap verilmesi. Siz oraya koyarsınız ama cevap veren bir müşteriniz olmaz. Ha, terse dönüyor yine bu sefer. Yine terse döner. Bu sefer itibar yöntemi sıfırlanır. Ya, eskiden mesela bu konuyla ilgili
daha geleneksel sistemde diyelim. Uzmanlar vardı. Uzmanlar yapardı, ederdi falan. Şimdi bunların ayrı bir uzmanı mı var? Bunu ne yapıyor? Kim yapıyor daha doğrusu bu işi? Yani esasında pazarlama departmanından söz edecek olursak itibar yönetimini kurum yöneticisiyle senkronize yönetecek olan, satış personeliyle birlikte çalışacak olan ekibin içerisinde yazılım uzmanı bulunuyor. Dijital pazarlama uzmanı bulunuyor. Bazen SEO için ayrı bir uzman bulunuyor. Sosyal medya görsellerin hazırlanması için bir grafiker bulunuyor. Ve tüm bu süreçlerin düzgün bir biçimde ilerlemesini sağlamak için, o koordinasyonu sağlamak için bir kurumsal iletişim uzmanı bulunması gerekiyor. Yani ayrı bir departman oturur. Yani kesinlikle. Bizim arkadaşın üniversitede okuyan bir çocuğu var, o da buraya baksın, durumu değil bu. Değil, artık herkesin uzmanlık alanı var. Mesela şirket yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi 50 yaşında bir dijital pazarlama uzmanı olabileceğine inanmaz. Çünkü bilir ki bu iş gençlerin elinde şekillendi ve en iyi gençler biliyor. Çünkü o dilden konuşuyorlar. Baktıkları zaman biz sadece WhatsApp mesajlaşma butonunun eksikliğini fark ediyoruz ama onlar diyor ki aslında chatbox'a da ihtiyaç var. Ve şurada SEO'ya da ihtiyaç var. Buradaki link işte sosyal medyasına gitmiyor. İşte basında yer alan her haber bizim web sayfamızda yer almış mı? O zaman o ekipte mutlaka bir genç bulunması gerekiyor. Kesinlikle. Yani eğer dijital dönüşümü gerçek anlamda yapmak isteyen bir kurum iseniz kesinlikle oraya ayrı bir departman kuruluyor. Eğer departman için ayrı bir, yani sonuçta bir insan kaynağı ve belirli bir maliyeti var. Bunu yapan ajanslar var, butik ajanslar var. Sizin ekibinizin bir parçasıymış gibi çalışıyor. İhtiyaçları belirliyor. Arka planda kendisi ajans bu işleri çözüyor. Yani sizin adınıza dış kaynak kullanımı diyelim. Eski gibi. Geleneksel. Ben biraz gelenekselciyim. Oradan KOBİ'ler adına sağlamasını yapmaya çalışıyorum. Bir de ikinci sorunuz vardı aslında. Asıl onu soracağım. Yani şimdi tamam, ben o departmanı da kurdum. Bir tane de genç aldım. Uzman, tamam. Asıl karşımdaki, yani o itibar yönetimi açısından baktığınızda özellikle kadınlar ve çocuklar neyi itibarlı görüyorlar? Şimdi şöyle diyelim, çok araştırıyoruz bir defa. İnternet kullanım oranlarına baktığımız zaman gece saatlerinde, gece 12'den sonra artışların olduğunu görüyoruz. Çünkü insanların aklına bir konu takılıyor ve uyuyamıyor. Direkt internete giriyor. Örneğin doktor arıyor insanlar ve Google'a giriyor. Bu doktora daha önce bu forumlardan, bloglardan, sosyal medya hesaplarından, paylaştığı resimlerden, web sayfasından doktorun daha önce yaptığı ameliyatlara bakıyor. İşte kullanıcıların yorumlarına bakıyor, videolarını izliyor. Sonra karar veriyor. Evet, ben buradan randevu almalıyım. Web sayfasına giriyor. Eğer burada randevu alma butonu varsa, işte o sistem varsa randevusunu alıyor. Yoksa ertesi gün ulaşıyor. Tabii doktorların sosyal medyada görsel paylaşması etik değil. Ancak kendilerini ifade etmesi ve hastalarını bilgilendirici içerikler hazırlaması çok doğru, yerinde ve olması gereken bir şey. Mesleki görsel paylaşması mesleki değil mi? Mesleki görsel, ha. Yani hastalarıyla ilgili vaka. Yani çünkü bir hastanın yüzünün özellikle burun estetiğinde bunu çok görüyoruz. Hastanın gözleri görünmeyecek şekilde, kimliği belirli olmayacak şekilde paylaşması gerekiyor. İlgi alanıma girdiği için sağlık. Bu anlamda biraz bahsetmek istedim. Onun dışında bir ürün. Ayakkabıdan bahsettik örneğin. Daha önce bu tür bir ayakkabı kullananlar, işte aman hemen bozuldu, kesinlikle almayın diyenler oluyor. Alışveriş sitelerinin altındaki yorumları kaç yıldız almış. Ürün çok güzel ama kargosu berbat. İşte getirmediler. Siz ne yaparsınız yapın. O şikayet diye bir kavram var. Kesinlikle. Haklı ya da haksız. Evet. Genellikle %80-90'da haklı oluyor ama haklı ya da haksız. Artık müşterinin sanki itibar testini forumlardan yapıyor. Kesinlikle. Yani itibar yönetimi anlamında bu çok önemli bir kavram. Şahsi olarak bireysel yaptığınız bir şey karşısında haksız olduğunu düşünüyorsanız, ben aslında çok iyi bir danışmanlık verdim kendisine ama memnun kalmadığı için hakkımda bloglara çok kötü şeyler yazmış deyip onu hukuken kaldırtma şansınız var. Ancak müşterinin de eğer gerçekten zarar görmüşse bunu başkalarıyla paylaşması kadar da doğal bir şey yok. O yüzden forumlar, bloglar hepsi önemli.
Her şey dönüyor, dolaşıyor, işin kalitesine geliyor. Aynı şekilde bir bisküvi gibi. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürünü raflarda hala tutuyorsanız sizin itibar yönetiminiz aslında halkın nezdinde bitmiş durumdadır. Forumlarda bir dakika ne diyorlar ona şimdi bu yeni dilde linç. Forumlarda linç edilmek istemiyorsanız aslında geleneksel de olsa dijital de olsa doğru mu anladım? Evet. Yapmanız gereken işinizi doğru yapmak. Öyle bazen çağrı merkezinden ulaşamıyorsunuz. Evet oraya çok güzel 444'lü bir numara koymuşlar ama oradan oraya yönlendiriyor, oradan oraya saatler geçiyor. Hiçbir ulaşamıyorsunuz hiçbir şekilde. Twitter'dan yazıyorsunuz, sosyal medya uzmanı hemen ilgili departmana yönlendiriyor, sizin sorununuzu çözebiliyor. Ulaşamıyorsanız sıkıntı yok Serap Hanım. Bir de ulaştıktan sonra saatlerce beklemek var. Evet. Telekom'la ortak mı çalışıyorlar bilmiyorum. Bir de onlara ulaşamıyoruz. İşte bunların hepsi de itibar yönetimi. Bazen biz de karşılaşıyoruz. İşte Serap Hanım nasıl bir web sayfamız olsun, nasıl bir PR'ımız olsun, nasıl bir sosyal medya yönetimimiz olsun. Hepsini yapıyoruz. Her şey çok iyi gidiyor. Google'la reklam veriliyor hatta. İşte telefon aramaları var ama satış sıfır. Böyle bir örneğimiz olmuştu. Araştırıyoruz. Her şey yolunda. Bütün veriler yapılacak her şey yapılmış. En son çağrı merkezine gelen konuşmaları dinleyelim dedik. Ve meğer oradaki telefona bakan çağrı merkezi görevlisi arkadaşımız 5 dakikada bir sigara molasına çıkıyormuş ve yerine temizlikçi abla işte veya oradaki biri herhangi birisinden kişiyi bakar mısın yerime 2 dakika çok çalıyor bu ara telefon deyip yerinden ayrılıyormuş. Ve inanın onların da verdiği cevaplar biz bilmiyoruz sonra arayın. İşte komik hiç akla gelmeyecek cevaplar tamamen itibarı o kadar emeği zamanı. Nereden gol yemiş? Ve inanın o sorun orada çözüldü. Ama o şey gerçekten çok sinir bozucu. Yani önemli. Mesela telefon hiç açılmasa eve gitmiş evet, çocuklar aynen. falan diyeceğim aynen. ama kesinlikle. Açılıyor ve şirketin içinde dolaşıyorsunuz. Evet. Sürekli bir evet. burada işledik onu da. Onunla evet. ilgili de yeni çalışmalar yapılıyor çağrı merkezleriyle ilgili. Evet. Bir şirketin bunu yönetme şansı var mı? Kesinlikle aslında yeni sistemler, bütün yönetim sistemleri bunun üzerinde çalışıyor. Ekipler arası koordinasyon ve ekipler arası uyumu sağlamak ve maksimum başarıyı elde etmek için bir kere şikayet yönetimini nasıl yöneteceğiz? Bunun için sahaya çıkıyorlar. Anketler hazırlanıyor. Artık anketler de bu arada elde doldurulan anketler devri de bitiyor. Şirketler artık online anket müşteri memnuniyeti ölçme sistemlerine geçiyor. Bununla ilgili startuplar var. Sadece işi müşteri memnuniyetini ölçmek olan dijital platformlar var. Bu şekilde ölçülüyor. Ardından neler yapılabilir? İyileştirme adına neler yapılabilir? Bunlar çalışılıyor. Kadınlar da, çocuklar da, çocuklar belki forumları, blogları bu kadar etkin kullanmıyor belki ama anneler çok bilinçli. Artık kolay kolay reklamlarda görünen işte mucize güzellik ürünü, işte bunu giyerseniz 5 dakikada zayıflarsınız gibi şeylere artık inanmıyorlar. Gerçekten bunu sevinebilir miyiz yani? İnsanlar inanıyordu bir dönem buna. Evet, o yüzden söylüyorum yani. Bununla ilgili hem medya okuryazarlığı hem sağlık okuryazarlığı, bilinçlendirme çalışmaları, kamu spotları, bir takım çalışmalara ihtiyaç var halen. Geçtiğimiz hafta okumuştum bir sinek yutan çocuğun annesi çocuğun ağzına sinek ilacı sıkmış. Çok kaotik bir durum yani. Şaka gibi gerçekten şaka mi? Şaka gibi gerçek. Mesela bir tanesi doktor kremi diyor, ağrı kesici kremi sürdürerek yedirerek sür diyor. Ekmeğin üstüne sürüp yediriyor çocuğuna. Hani neler çok neler iyiymiş. Yani çok fazla şeyle karşılaşıyor insanlar. Bu anlamda konunun uzmanı kişilerin çok iyi bilgilendirmesi gerekiyor. Dijitali iyi kullanması gerekiyor. Galiba orada da net olmak gerekiyor. Evet, anladığım kadarıyla yedirerek sürdüğüp de ekmeğe sürüyorsa fena. Peki son 5 dakikada şunları konuşmak istiyorum. 3-4 dakika daha doğrusu. Bir kere dijital dönüşüm gerçeği artık hayatımıza girdi galiba değil mi? Evet. Peki bunu biz çok iyi anladık mı? Yani şüpheliyim. Öyle bir kavram ki bu. Her şey elektronikleşecek veya robotikleşecek diye bakıyoruz. Hı-hı. Evet olacak ama yani
uzay yolunda veya jetgillerde de yaşamıyoruz şu anda. Evet. Biz gerçekten firmalar ya da tüketiciler olarak ne olduğunu anladık mı bu dijital dönüşümün, yoksa slogan olarak mı kaldı? Yavaş yavaş anlıyoruz esasında. Çünkü dünya buraya dönüyor ve iş yapabilmek için artık buna uyum sağlamamız gerekiyor. Pek çok teknolojik devrimi kaçırdık. Yani bir cep telefonu artık ülkemizde aktif kullanılıyor ama üretiliyor mu? İşte arabalar aynı şekilde. Çok fazla araba kullanıyoruz ama üretiyor muyuz? Ekonomi bu tarafa giderken biz neredeyiz? Hani biraz daha dijital dönüşümle satış rakamlarını arttırmak amaçlı neler yapabiliriz? Bunlar üzerine yöneticilerin kafa yorması gerekiyor. Korkulacak bir alan mı bu? Kesinlikle. Bizim için hem kullanıcılar için hem şirketler için kolaylaştırıcı bir yöntem. Yani geçebilirler hayatı, buraya, kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle hayatımızı kolaylaştırıyor ama sadece işte az önce bahsettiğimiz gibi ben web sayfasını yaptım, artık dijital dönüşümü tamamladım değil. Dijital dönüşüm her şekliyle, yani ürünün paketlenmesinden işte el değmeden üretilen işte gıdaların kullanımı gibi tercih sebebi olacak. Yani bir organizma galiba, yaşıyor galiba. Yaşıyor, hani yaptım ve bitti, aynen, yok anladığım kadarıyla. Bitti yok ve her zaman artarak devam edecek. Çünkü bu yapay zeka dediğimiz sistem bizim ihtiyaçlarımızı önceden tespit edip daha sonra bize yine bir şeyler satmak için kullanılacak. Ne değişecek hayatımızda? Hadi biraz 2-3 dakikada onu konuşalım. Ne değişecek hayatımızda? Aslında çok fazla bir şey değişmeyecek. Çünkü şu anda da bunun etkilerini hissediyoruz. Sadece zamandan biraz daha böyle iş yükünden kurtulabiliriz mi? Yani belki insanların istihdam oranı düşecek robotların devreye girişiyle birlikte. Ama işini iyi yapan, işine emek veren, severek yapan ve nitelikli personeller her zaman hayatta olacak. Onlara olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü robotları da yönetecek yazılımcılara ihtiyacımız var. Robotların yeni işler çıkacak. Yeni yani. İşler çıkacak, yeni uzmanlık alanları çıkacak. Biraz bilinçli olmak lazım. Alışverişimiz değişiyor anladığım kadarıyla. Evet, başka, herkes bir hikaye yazıyor bununla ilgili. Herkes dedim, yoldan geçen insandan bahsetmiyorum. Uzmanlardan bahsediyorum. Herkes bir hikaye yazıyor. Gerçekten biz çok nasıl diyeyim, mekanik bir dünyaya mı gidiyoruz? Şöyle, ürünün kullanıcısının kullanıcısına dokunan kampanyalar olursa, tüketiciyi birey olarak önemseyen kampanyalar olursa, hiçbir şekilde kullanıcıyı soğutmaz ve bu dönüşüm insanları rahatsız etmez. Çünkü yaşlı anneannelerimiz cep telefonu kullanıyor artık ve herkesin bir sosyal medyası var. Sosyal medyada yapılan sempatik bir reklam, anneler gününde yapılmış özel bir reklam çok ilgilerini çekiyor, mutlu oluyor. Onlara özel bir indirim haberi geliyor. Senin anne olduğunu biliyor, yaşlı olduğunu biliyor ve sana özel bir ürün satıyor, indirimli satıyor. Yani bunlar da teknolojinin aslında bize dokunan tarafları. Bir dakika çalacağım sevgili yönetmenim. Biliyorum sürem daraldı ama bir şeyi soracağım. Bütün bu hikayeyi samimi buluyor musunuz? Herkes sizin anneler gününüzü kutluyor. Bütün firmalar. Evet. Kaçı samimi? Yani aslında samimi olan firmalar değil. Onun elini öpmeye giden evlatları samimi. Eğer giderse, cep telefonundan hani uzak mesafeden dolayı gidemedim okey ama senin annene gitmen için uçak biletinde indirim yapan bir hava yolu varsa o samimi. Kriteri de böyle koymak lazım galiba. Dokunan, değil mi? Yani gerçekten size mesaj veren değil de size bir konuda yardım etmiş. Evet. Firmalarda da bunlara mı dikkat etmemiz gerekiyor bizim tüketici olarak artık? Sizi bireysel olarak önemseyen firmalar her zaman önemli. Bir de kaliteli ürün. Yani belki ürünü pahalıdır ama onu yıllarca kullanırsınız ve dua edersiniz. Benim anneme bir elektrik süpürgesi var, 30 yıldır kullanıyor ve her kullandığını dua ediyor. Hala güzel çalışıyor. İnsanlar ne güzel yapmış diyor. Annelerimiz, onlar başka. 30 senelik süpürgeye dua eden dünyada kaç kişi vardır? Evet. Burası çok güzel bir coğrafya. İletişim uzmanı Sayın Serap Hoca, çok teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla hayatımızda çok şey değişecek. Evet. İyi mi olacak, kötü mü olacak onu hep beraber zaman içerisinde göreceğiz ama kesin olan bir şey var, değişecek. Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ Bu olun. Arada şey, değişimi iyi yöneteceğiz. Değişimi iyi yöneteceğiz. Yoksa iş terse i̇şte. Dönecek. Efendim, yıllar önce bizim mektuplarımız gelirdi, hatırlar mısınız? Posta kutularımız vardı ve mektuplar, birbirimize mektup yazardık. Arkadaşlar, birbirini sevenler, anneler, babalar, birbirine uzakta olanlar mektup yazardı. Sonra posta kutularına sadece faturalar gelmeye başladı. Bu belki de en büyük kırılmaydı. Bugün dijital dönüşümde uzaktan uzağa herkes birbiriyle ilişki halinde, firmalar da bizle ilişki halinde ama galiba elbette teknoloji çok önemli. Teknolojiyi mutlaka kullanalım, firmaysak dönüşelim ama işin özünde insanın gerçek olduğunu unutmayalım. Çünkü butonlar güzel de şu daha güzel. Niye? Unutmayın. Tek kanatla uçamazsınız. Sarılın birbirinize. Önümüzdeki program tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın efendim. Ekol Lojistik, Eko Kadını sundu.